Evlatlarımız için mecburduk. Ah getir. Getir. Ceketimi çıkar Zehra. Ceketimin cebinde. Mektup gibi. Katlı. Bir kağıt eski bir şey. Çıkar onu çıkar. Bulamadın. Yok mu? Yok. Yok mu? Yok, bulamadım bir şey. Hazar Bey, ne mektubu? Zehra yok. Kim aldı? Torbayı kim aldı? Reyhan almış. Sonra da bahçede unutmuş. Bir hemşire getirdi. Eyvahlar olsun. Hazar Bey, ne oluyor? Allah'ım. Yüzüm bembeyaz kesildi. Söyle bana, ne mektubu? O mektup bizim kurtuluşumuzdu Zehra. Reyhan da Miran'ı çıkaracaktı o evden. Üstüme atılan iftirayı temizleyecekti ya. Dilşah yazmış onu bana. Miran'la ona yardım edecektim ben. Aslan beylerden kaçıp kurtulmak istiyordu. Çok çekiyordu. Minnetini yazmış. Ama yollayamamış. Yaşanan onca acının şahidiydi o mektup. Ben bir ana gerçekleri nasıl göstereceğim şimdi? Yapma Hazar Bey. Üzme kendini böyle. Önce de bana. Bunu sana kim yaptı? Kim? Elif. Elif? Ha. Düşerken son anda gördüm onu. Çok korkmuştu. Elimdeki silahtan ya babaannesinin onu anlattığından bilmiyorum ama. O kız bile isteye kötülük yapacak biri değil. Bugün Elif, yarın Miran, belki hepsinden önce Aziz Aslan Bey. Azat bana her şeyi anlattı. Azize'nin oyununu biliyorum. Ben daha fazla bu korkuyla yaşayamayacağım Hazar Bey. Onları senle ben durduracağız. Nasıl durduracağız Zehra? Reyhan'la Miran'ı ayırarak. Onları kimse ayıramaz Zehra. Ayrılacaklar. Onları sen ayıracaksın. Sen İlten'in Miran olduğunu söyleyeceksin. Reyhan kendine yapılanı bile affeder. Ama sana yapılanı asla affetmez. Zehra, sen ne diyorsun? Benden böyle bir şey nasıl istersin? Ben değil Miran. Hiçbir insan evladının günahına giremem. Yapamam ben bunu. Yapacaksın Hazar Bey. Başka çaremiz yok. İftira edeyim istiyorsun. Ben bana yapılan iftiradan bu kadar çekerken başkasına nasıl ederim Zehra? Hele ki Dilcihan oğluna. Olmaz. Anlaması için. Suçsuzluğunu anlatamamak ne demek görmesi için. Ama en çok da bize, evlatlarını korumak için.
Bir gün Miran babaannesine verdiği sözü tutacak Hazar Bey. Düşün. İyice düşün. Evlatların için al bu kararı. Sorun. Ama eğer ki beni Miran itti demezsen... ...bizi aileni korumazsan... ...o vakit evlatlarımı da alır giderim. Bu da sana son sözüm. Öyle bakma bana Hazar Bey. Ben de Miran için üzülüyorum. Benim de içim sızlıyor. Öksüz diyorum, yetim diyorum. Sanma ki benim vicdanım kör sağır. Ama evladımızı koruyacak başka yolumuz yoktu. O kadın gözünü karartmış. İntikamını almadan vazgeçmeyecek. Başucuna kadar gelip tehdit etti seni. Ne işi var burada? Torununu öldüremedi. Sen mi öldürmeye geldin kocama? Allah'ım aklımı yitireceğim. Sen ne istiyorsun hepsinden? Geçmiş olsuna geldim. Söylediklerini duydum. Şunu o kafana sok ki... ...senin yaşadığın acıların suçlusu Hazar Bey değil. Ama bizim yaşadığımız her şeyin suçlusu sensin. Sana yemin olsun ki... ...ne yaparsan yap, bize evlat acısı yaşatmana izin vermeyeceğim. Şu suratına bakıyorum da... ...bunu nasıl yapacaksın merak ediyorum Zehra. Hele sen bir canımızı yakmaya devam et... ...o zaman yaşadıkça görürsün Azize Aslan Bey. Şimdi defol git buradan. Haklısın. Göreceksiniz. Yaşaya yaşaya göreceksiniz. Acı çeke çeke göreceksiniz. Aynı benim gibi. Ölmek o kadar kolay mı sandın? Bu dünyanın cehenneminde evlat acısıyla yanmadan ölmek yok.